Hazırlanan kahvaltı sofraları Ünal Zorer'le Dilden Gönüle programını sunar. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Sen Tanrı mısın, beni öldürdün? Eşime, dostuma beni güldürdün. Sen Tanrı mısın, beni öldürdün? Eşime, dostuma beni güldürdün. Vicdanın sesini dinle, bak ne diyor. Sesin için bir can, bir can veriyor. Vicdanın sesini dinle, bak ne diyor. Sesin için bir can, bir can veriyor. Ah, Allah öldürür, dünyadan alır. Sen beni öldürdün, Allah öldürür, dünyadan alır. Sen beni öldürdün, hayata bıraktın. Cennet ateşi ahirette olur. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe atsın. Senin için herkes kötü söylüyor. Söylemesi kolay, bir de bana sor. Senin için herkes kötü söylüyor. Söylemesi kolay, bir de bana sor. Seninle yaşamak güzel şey ama senden ayrılmayı gel de bana sor. Seninle yaşamak güzel şey ama senden ayrılmayı gel de bana sor. Vicdanın sesini dinle, bak ne diyor. Senin için bir can, bir can veriyor. Vicdanın sesini dinle, bak ne diyor. Sesin için bir can, bir can veriyor. Allah öldürür, dünyadan alır. Sen beni öldürdün, hayata bıraktın. Allah öldürür, dünyadan alır. Sen beni öldürdün, hayata bıraktın. Cennet ateşi ahirette olur. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ah.
ateşe attı. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Efendim, bu güzel eserle Müslüm Baba'yı saygıyla anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Biz müzik severlere ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Müslüm Gürses bizim için önemli bir usta kimlikti. Bize önemli eserler bıraktı ve her müzik dalında, daha doğrusu halk müziğinden tutun da pop'a kadar birçok müzik alanında emek vermiş bir insan, emek vermiş bir ustaydı. Ölümü erken oldu bizim için. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Gördüğünüz gibi güzel güzel bizlere okumuş olduğu eserleri bıraktı. Kendisini saygıyla, sevgiyle, saygıyla anıyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Ünal Zorer ile Dilden Gönüle programına hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Bu hafta yine birbirinden değerli güzel konuklarım var. Ve stüdyomuzda bizi yalnız bırakmayan dostlarımız var. Çok değerli hemşerilerim var. Çok değerli abilerim var. Mega Çanta Murat abim gelmiş. Hepbex Metin Bey gelmiş ve eşleriyle, ailesiyle gelmişler. Hoş geldiniz. Sevgili dostum Can Batmaz, Önder Emir'e hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Stüdyomuza yalnız bırakmadığınız için hepiniz hoş geldiniz. Efendim, programımıza başlayalım. Çok fazla sohbete, muhabbete devam etmeden ilerleyen saatlere tabii ki devam edeceğiz. İlk konuğumu almak istiyorum. Kendisi çok değerli, sevgili bir arkadaşım. Güzel sesiyle, güzel yorumuyla, güzel yüzüyle, güzel yüreğiyle, o güzel sizlerin alkışlarıyla ve stüdyomuzda bulunan konuklarımızın da güzel alkışlarıyla Semra Tunç diyoruz efendim. Sen benimsin, ben de senin yar. Sen benimsin, ben de senin yar. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben de senin yar. Sen benimsin, ben de senin yar. Sen benimsin, ben de senin yar. Sen benimsin, ben senin yar. İkimizin kalbi birdir. İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim yar. Sen benimsin, ben de senin yar. Kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden
geldin. Hoş bulduk tekrardan. Güzel bir eserle, güzel albümünle böyle. Neşet Baba'yla geldin. Neşet Baba'nın da yüreğine sağlık, ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Nasılsın? Tabii buyur, ayakta bekletmeyelim seni. Çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Teşekkür ederiz. Renk kattın, programımıza geldin. Teşekkür ederim. Pembeleri ve siyahları giymişsin böyle. Evet. Çok hoş olmuş. Renkli giymek istedim. Hoş olmuş, yakışmış teşekkür efendim. Ederim. Hoş geldin. Hoş ben şimdi diğer konumu bekletmeyeyim. Evet. Çünkü malum şimdi tabii büyüğümüz, ağır bir, konu. Bir de ağır konu. Abim yani, abim. O yüzden sevgili izleyenlerim, şimdiki konuğumuz efendim benim çok değerli abim. Yani gerçekten öz abim. Kendisi bayağı oldu müziği bırakalı. İstanbul'a gelmişken ben bunu fırsat bilerekten çok yoğun ısrarlarla artık buraya getirdim. Beni kırmadı sağ olsun. O sizin güzel alkışlarınızla, hazır mıyız arkadaşlar, sizler de hazırsanız? Ona göre çağıracağım konuğumuzu. Biliyorsunuz konuğumuz ağır konu. Yani bu arada efendim bizlere mesaj yoluyla ulaşmak isterseniz, bana, konuklarıma mesaj göndermek isterseniz, dileklerinizi paylaşmak isterseniz telefonunuzun mesaj bölümüne girin. Büyük harflerle süper yazın, boşluk bırakın, mesajınızı yazıp 3117'ye gönderin efendim. Telefonunuzun mesaj bölümüne girin. Büyük harflerle süper yazın, boşluk bırakın, mesajınızı yazıp 3117'ye gönderin. Ben isteklerinize yer vermeye çalışacağım. Göndermiş olduğunuz isteklerin arasından bir tanesini seçip okumaya gayret göstereceğiz efendim. Hazır mısınız? Efendim sizlerin o güzel alkışlarıyla benim çok değerli abim Zihni Zorer diyoruz. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı gönüle sebebim. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı gönüle sevmem. Geceleri uyku girmez gözüme, zalim yastık diken oldu yüzüme. Uyma dedim uydun eller sözüne. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı gönüle sebebime. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım gönüle sebebime. Teşekkürler, elinize sağlık. Sağ olun. Hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. Sağ olun. Şu mikrofonu da ben bir yanıma alayım.
Nasılsınız? Bunları konuşabiliyoruz efendim? Değil mi? Tabii ki şu an konuşabiliyoruz rahat rahat. Evet. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sağ olun. Yok. Ya abim normalde Isparta'da daha yaşıyor. Daha devam var mı güzel sesler ailede? Annemin sesi güzeldir. Babam güzel. Söylüyor işte. Abim, diğer bir büyük abim de var. O da sesi fena güzel değil. Güzel ya valla. Abim normalde aslında müzik öğretmeniydi. Hı hı. Birkaç sene önce istifa etti. İstifasını verdi. İyi bağlama, iyi cümbüş, kemane falan hepsini böyle iyi ney çalar. Aslında bütün enstrümanların birçoğunu çalıyor. Çok güzel, çok beğendim. Biz de ondan aldık. Kendisinden, kendisinin yanında yetiştik. Yok estağfurullah. Ünal'ın mütevaziliği. Müzik öğretmeniydim. 10 yıl müzik öğretmenliği yaptım. Daha sonra işte bir vesileyle ticarete yoğunlaşma kararı aldık. Sonra onu bırakıp şu an ticari işlerle ilgili devam ediyoruz. Aslında ticaret için İstanbul'a gelmişti. Yani ürün falan. Kendimizi burada bulduk. Devamı geldi. Valla zorla. İstanbul kandırıyor insanı aslında. Tabii tabii, ben zorla. Yani arabaya bindirdim, biletini iptal ettirdim. Farklı bir günü aldırdım. Normalde pazar gününü almış ki hani programa çıkmamak için falan. Hani biliyor öyle bir şey ne yapacağım. Ne güzel oldu geldiğiniz böyle. Sağ olun. Güzel, ben de güzel bir günde gelmişim. Valla sen renk kattın tabii. Güzel bir aile saadetine ortak oldun. Evet. Şeref verdin. Sen ne yapıyorsun? Ben albümle uğraşıyorum. Şu an tanıtmaya çalışıyorum albümü. Bunun dışında sahnem var. Haftanın bir günü şimdi sahne yapıyorum. Buradan çıkıp programa gideceğiz. Mektup yani reklam yok, biz söyleyebilirsin ne yani. Güzel. Ben de kendimi kasıyorum. Yok şimdi. Yok lütfen söyleyebilirsin. Efendim akşam Taksim Mektup'tayız. Efendim İlk buradan sahnemiz, bekliyoruz herkesi. Buradan çıkıyoruz efendim. Programdan çıkıyoruz. İstanbul'daki olan dostlarımız hemen gidip evet. Mektup Türkü Bar'da sevgili Semra'yı dinliyoruz. Evet. O zaman öyle. O güzel sesinle bir türkü alalım hemen. Tabii olur. Buyurun arkadaşlar. Zaten benim ekibim, benim arkadaşlarım. Tabii tabii, beraber çalışıyorsunuz zaten. Ne güzel oldu zaten. Bugün böyle. Bugün bol bol canlı söyleyeceğiz değil mi? Ne güzel. Uyandım sabah ile özü yaşım silen silen. Ecel kapımı çalmış, ağlıyorum nafile. Feryada, feryada gam çekmişim dünyada. Ecel kapımı çalmış, ağlıyorum nafile. Feryada, feryada gam çekmişim dünyada. Elinde yeşil fincan, yüküm gam, gönlüm hicran. Elinde yeşil fincan, yüküm gam, gönlüm hicran. Yar gurbet ellerinde dayanır mı buna can? Feryada, feryada gam çekmişim dünya. Yar gurbet ellerinde dayanır mı buna can? Feryada, feryada gam çekmişim dünyada. Feryada, feryada gam almışım dünyada. Thank you.
saçlarıma rüzgar değdi. Elin gibi, elin gibi saçlarıma rüzgar değdi. Elin gibi, elin gibi ben o rüzgarı tanırım. Dağ kokulu çenin gibi ben o rüzgarı tanırım. Dağ kokulu çenin gibi. Sağım yalan, solum yalan, yalan yalan giden yalan, dönen yalan, yalan yalan döndüm baktım dünya yalan, yalan yalan senin gibi, senin gibi. Sağım yalan, solum yalan, yalan yalan giden yalan, dönen yalan, yalan yalan döndüm baktım dünya yalan, yalan yalan senin gibi, senin gibi. Bu iş tarif edilmezmiş. Var mı yok mu sezilmezmiş. Senin gibi, senin gibi. Var mı yok mu sezilmezmiş. Senin gibi, senin gibi. Sağım yalan, solum yalan, yalan yalan giden yalan, dönen yalan, yalan yalan döndüm baktım dünya yalan, yalan yalan senin gibi, senin gibi. Sağım yalan, solum yalan, yalan yalan giden yalan, dönen yalan, yalan yalan döndüm baktım dünya yalan, yalan yalan senin gibi, senin gibi. Senin gibi, senin gibi. Senin gibi, senin gibi. Ellerinize sağlık. Senin de yüreğine sağlık. Sağ olun. Nefesine sağlık. Beraber çalışınca böyle tabii tüm eserler sağlam şekilde oluyor. Vallahi bu da benim avantajım olsun bugün. Değil mi? Tabii tabii tabii, güzel. Güzel ama ya. Yani aynı arkadaşlarla beraber çalışıp evet, aynı şekilde de burada program yapıyoruz. Düşünmeden gelmek çok güzel. Değil mi? Hiç provaya evet, gerek yok. Aynen. Türkü ne söyleyene falan gerek yok. Aynen. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Nefesine sağlık. Doğan Bey, kampanyamız mı var? Evet. Tamam. Efendim, kampanyamız var. Kampanyamızla birlikte sizlerle olacağız. Ondan sonra türkülerimize devam efendim. Doğan Bey, nasılsınız? Sağ olun Ünal Bey, siz nasılsınız? İyiyiz. Allah'ını seversen, bu nedir ki kutuyla gelmişsin buraya? Bak, niye? Kaç kutuyla gelecek, o kadarla çıkıyoruz, olmuyor artık yani. O yüzden eksiltiyorsun yani. Yani ben bir taneyle gelecektim, hadi iki taneyle çıkalım dedik o zaman. Doğan Bey, buyurun efendim, o zaman sizi dinliyoruz. Hele Allah büyüktür. Valla Allah büyüktür, hamdolsun ki güzel bir kampanya yapacağız gerçekten. Yine süper bir kanalda, süper bir programda, süper bir programcının yanında süper bir kampanya yapacağız. Buyurun efendim. Hem de böyle mumlar eşliğinde yapacağız kampanyamızı. Böyle. Tabii ki büyük bir atmosfer içerisinde yapacağız. Sağlık adına bir kampanya olacak. Sağlıklarını güvence altına almak isteyenler, damar tıkanıklığı problemlerine karşı kendilerini korumak isteyenler, hani kışın geldiği zaman sıkı giyiniriz ya, evet, bu hastalanmayalım ve benzeri gibi problemlere kapılmayalım diye, işte zatürreydi, soğuk algınlığıydı, gripti. Bunlar için önlem amaçlı sıkı giyiniriz ya, işte bu da aynı bu şekilde. Bunu için hiçbir şey giymeyin. çıplak gezin. Direkt çıkın yani, niye bu şekilde? Şimdi ondan ziyade örnek şu aslında gerçekten, hani önlem amaçlı. Hani tamam, ürünü tanıttıktan sonra genelde şu şekilde böyle bir düşünceye kapılabiliyor izleyenlerimiz. Sadece damar tıkanıklığı problemi olanlar tüketiyor. Hayır.
sadece damar tıkanıklığı problemi olanlar değil, olmayanlar da rahatlıkla tüketebilir ve tüketmelidir de bizce. Çünkü yarın öbür gün belki bakarsanız bir anda Allah muhafaza, kalp krizi yüzünden, damar tıkanıklığı probleminin getirmiş olduğu kalp krizi yüzünden hayatınız riske girebilir. Tabii farkına varmadan damarlarınız tıkanabilir. Çünkü çok bir sinsi bir rahatsızlık bu en nihayetinde. Yani dünya üzerinde şu anda her 3 yaşam kaybından birine neden olan bir rahatsızlık. Kendini belli ettirmiyor. Ama kendini belli ettirdiği zaman iş işten geçmiş oluyor. Vay halimize o zaman. Tabii zaten vallahi biz millet halimize olarak damar tıkanıklığına çok yatkınız. Aşırı yağlı beslenme, kilo problemi, egzersiz yapamama, fiziksel aktivite kısıtlı, sigara kullanımı, aşırı stres ve sıkıntı olunca zaten damar tıkanıklığı kaçınılmaz oluyor ister istemez. İşte biz de damar tıkanıklığı problemleri ve ileride gelebilecek kalp krizi, beyin kanaması, uzuvların kaybedilebilme riski ve benzeri gibi problemler olmasın diye kendi bünyesinde, kendi kategorisinde kendini kanıtlamış helal gıda sertifikasına sahip ISO belgeli tesislerde ve hologramlı dolumları gerçekleştirilen hologramlı ve sağlık yani gıda mühendisleri tarafından gıda mühendisleri kontrolü altında kapsül haline getirilen, buradan hepsini de tekrardan söylemek istiyorum, helal gıda sertifikalı ISO belgeli tesislerde kapsül haline getirilen ve direkt gıda mühendisleri tarafından kontrolü, hani gıda mühendislerinin kontrolü altında kapsül haline getirilen ve kaliteli bir hizmeti sonucunda tüketicilerimize gönderdiğimiz bir ürün. Gıda kapsülün, kapsülün zarı bile şey, bitkisel değil tabii mi? Ki tamamıyla. Tabii. Tamamıyla kapsül bile yani hiçbir şekilde zararsızdır. Normalde bir kutusunda 90 kapsül var. Tamam, iki getirmişsin. İki getirdik ama şöyle bir şey yapacağız. Bugün arayan ilk 500 izleyenimize diyeceğiz. 500. 500 iyi tamam. 500, 500 izleyenimize 500 sağlık iyi. Çünkü en nihayetinde. 500 izleyenimize bir değil. İki değil. İki değil. Tam 3 kutusunu birden vallahi göndereceğiz. Olmaz ya, vallahi olmaz ya. İki mi verelim? Tamam, tamam iki verelim. Tam 2 kutusunu birden sadece 100 liraya göndereceğiz olmaz, o zaman. Olmaz, olmaz. Vallahi olmaz. Bir mi verelim? Ya bir de değil, biz kabul edemeyiz. Değil. Ya sayalım. Ekrem Bey bizi alıştırdı artık biliyorsun. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Ya o alışkan her... Ya bizi batırıyor o alışkan. Allah'ını seversen düzgün. Tamam, Allah'ın bir bak. Değil. İki değil. İki değil. Üç değil. İki değil. Üç değil. İki değil, değil. Üç değil. Bence iki değil. Üç değil. İki değil. Ver. Ya iki değil. Ver iki, Doğan iki, Bey. Iki, ver Doğan iki Bey. Değil, hadi iki, hadi. İki değil. Sen benim kankamsın bak. Tamam. Ya sen adamsın. Adamın gibisin sen. İki değil. Üç bence değil. İki değil. Üç değil. Lütfen hadi. Üç değil. Yani üç değil. Bence olur ama olmayabilir. Üç değil. Bak görüyorsun. Bak yukarıdan bile tamam, kabul etmiyorlar. Tamam üç değil. Tamam üç değil. Üç değil. Dört de değil. Üç değil o zaman. Bence üç değil. Bak bir ses daha gelir biliyorsun. 3 değil 3. 3 de değil 4. Olsun mu? Bir tane de konuklarım için ver. İki konuğum böyle yarım ben yarım. Bence zaten ben konuklarınız için tamam, verdim bir tane. Bak 1 değil 2 değil 3 değil 4 değil, değil 5 tane. Değil. 5 tane. Tam 5 bak bir elde 5 parmak bak. Hadi. Haydi bismillah. Ya bunun hesabı çok zor oluyor. Vallahi bunun hesabı çok zor oluyor. Ben söyleyeyim. Bir şey olursa bana nasıl gönlendir? 500 kişiye bir daha. 5 5 5 5. 500 kişiye. 5 5 bak 500 kişiye 5. 5 kutu. Efendim 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, değil, kutu. 5 kutu Panax kaç para? 100 lira, kargo 10 lira kargo ile beraber 110 liraya. 0212 654 11 11. Artı şunu söyleyeceğim son söyle, olarak çok üzülüyorum uzadı. Söyle abi. Kutuyu yükselttik. Sanmasınlar ki içerisindeki kapsül sayısını küçülttük. Yok öyle bir şey. Çünkü böyle bir şey oluyor öyle bazen şey. Biliyorsunuz. Genelde böyle şeyler olabiliyor. Bizde olmaz. Her birinde 90 kapsül var. Her birinde 90 kapsül olan Panax'ın tam 5 kutusunu sadece 110 liraya arayan 500 kişiye göndereceğiz. 0212 654 11 11 de numaramız. Efendim 0212 654 11 11'i arayın. 5 kutu Panax sadece kargo KDV dahil 110 lira. Doğan Bey teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Allah seni var etsin. Amin. Allah seni başınızdan eksik etmesin. Thank you.
tabip sızınıyor. Yaraların, yaraların elde gidikçe bozuluyor. Yaraların, yaraların elde gidikçe bozuluyor. Yaraları, yaraları. Beşli mavzerinen bir genç vurulmaz.
geçtim ağız evlerine, bir genç vurulmaz var. Vay sürmelerim var. 3-5-6 nine bir yar sevilmez. 3-5-6 nine bir yar sevilmez. Vermem seni yadillere ellere. Başın gözün kirpiklerin sürmeli. Vay sürmeli. Teşekkürler. Elinize sağlık. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz efendim. Mikrofona konuşabiliyor muyuz? Şuna. Evet şu an. Misafirlerimiz var. Bizi ziyaret edenler, bizi yalnız bırakmayan abilerimiz var. Murat abi, Metin abi. Onlara da hoş geldin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tabi sizin ticari ortaklarınız, yani ticaret yapıp böyle ticaret arkadaşlarınız tabi. Aynen. Bak sen gelince hiç yalnız bırakmadılar. Benim programıma bir kere geldiler. Yok. Programımız başladığından beridir. Bak sen gelince hemen geldiler abi. Teşekkür ediyoruz. Aynı sektördeyiz. Hem dostlarımız, abilerimiz geldikleri için de teşekkür ediyoruz. Güzel. Sağ olun. İyi dostlarımız. Valla her yani iyi günümüzde, kötü günümüzde, her anımızda yanımızdalar valla. Hoş geldiniz. İşte böyle ya, şöyle bir durum vardı eskiden. Abim 7 yaşında bağlamaya başlamıştı. Bağlama çalmaya. Hı-hı. Artık koltukların arkasında çalıyordu gizliden gizliden. Bir bağlama vardı evde. Tabii ben hatırlamıyorum da anlatıyorlar. İşte abim müzik öğretmeni oldu. Ben hiç ortada yoktum yani. Böyle müzikle uğraşsın falan. Türkü, Ünal müzikle uğraşacak, türkü söyleyecek falan. Albüm yapacak, yarışmaya girecek. Hiç böyle bir muhabbet yoktu. Gel gör ki işte abim istifa etti. Ben ne niyetle kızmış ama. Ben yani artık... hobi olarak yürütüyorum ben bunu. Evde, işte ya, ev içinde, kendi içimde biraz çalıp söyleyip deşarj olma, rahatlama anlamında sürdürüyorum hobi olarak. Meslek olarak devam ettirmiyoruz ama Ünal artık profesyonellik yolunda bayrağı ilerliyor. Bayrağı sizden almış Ünal. Biz işte devralmaya çalıştık efendim. Almışsın bayrağı. Efendim türkülerimize devam edeceğiz. Kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra konuğumuz Semra Tunç ve abim Zihni Zorer ile birlikte türkülerimizi icra etmeye devam edeceğiz efendim. Sevgili izleyiciler, hepinize merhabalar. Efendim çok önemli dakikalardayız çünkü yanımızda Türkiye'nin bal adamı bulunuyor. Sayın Ekrem İncer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi. Efendim siz Türkiye'nin bal adamı yapan nedir? İnsanlar kaliteli bir balı uygun fiyatlarla bizimle tanımış oldular. Evet. Bizi bu şekilde kabullenip desteklemeye devam ediyorlar. Evet. Yani biz insanlara bir hizmet veriyoruz ama hizmeti çok uygun fiyatlarla sunuyoruz. Ve kaliteli bir biçimde. Evet. Biz... Bu balları alırken gerekli analizleri yapıyoruz. Hı hı. ISO belgeli testlerde üretimimizi yapıyoruz. Buyurun izleyelim, birlikte ISO belgeli testlerimizi görelim. Tamamıyla hijyenik ve temiz bir ortamda sizler için bunların dolumunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi efendim gelelim en önemli hususa. Biz onlara ne kadar bonkör davransak bize göre azdır. Çünkü onlar bizim için çok değerlidir. Bugün güzel bir kampanya gerçekleştireceğiz. İnşallah. Ama lütfen kısa bir süreliğine bu kampanyayı değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü hatlarda yoğunluk oluştuğundan dolayı bazı insanlar faydalanamıyor. Kısa bir süreliğine bir kampanya gerçekleştiriyorum. Normal şartlarda 1 kilogramını piyasada 150-200 TL alabileceğiniz bir balı ben sizlere 100 TL diyorum. Çünkü bal işi vicdan işidir. Biz vicdanımıza danışıyoruz. Ondan sizlere uygun fiyatlara bal ulaştırıyoruz. Ama şurayı da unutmayınız. Ekmeği ekmekçiden, balı da bizden alacaksınız. Evet. Ve 100 TL'ye bir kavanoz değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, tam tamına 5 kavanoz göndereceğiz. Bitmiyor. Yanına şöyle muhteşem, arının kendisi için yapmış olduğu petek baldan da 3 kilogram gönderiyorum ve sadece 100 TL ediyorsunuz. Unutmayınız, 5 kavanoz süzme balı alıyorsunuz, yanına 3 kilogram petek bal gönderiyoruz. Ben petek balın daha fazla olmasını istiyorum diyorsanız 5 kilogram petek bal alın, 3 kavanoz da süzme balını biz size ulaştıralım. Ekran üzerinde yazılı olan numaraları lütfen arayın, sizler de sipariş verin. Bu arada unutmayın, sevdiklerimize de haber verelim ki evet, onlar da alsınlar. Herkes değil mi? Herkes faydalansın. Hemen arayın. 0212 496 66 66 496 66 66. Şimdi Akif Bey, ülkemiz bir cennet. Hı hı. Takribi olarak 70 milyon kilogram civarında her yıl
bal üretilmekte. Bu kapasitemiz evet. var. Yaklaşık 60 bin tane arıcımızın emeği var burada. Bu kadar uygun fiyata bal olur mu sorularını etrafımızda duyuyoruz Ekrem Bey. Ben de size soruyorum bulmuşken. Halkımız adına sormak istiyorum bu soruyu. Şunu söylemek istiyorum. Bugün biz benzini, mazotu yurt dışından alıyoruz değil mi? Evet. Kendi yerinde litresi 50 kuruş olan benzin ülkemizde 5 TL. Yani 10 katı evet. kadar fazla pahalıya bir mazot veya benzin alıyoruz. Hı hı. Ülkemizde yoğun bir miktarda bal var. Evet. Doğum yeri de burasıysa demek ki bal çok pahalı bir gıda maddesi değildir. Ülkemiz için söylüyorum. Hı. Biz bugün Avrupa'ya, Asya'ya, Orta Doğu'ya ihracat yapan bir firmayız. O yönüyle uygun fiyatlarla almış olduğumuz balı örnek veriyorum. Bu kavanoz 8 ile 10 TL alınıyor. Biz insanlara kaça ulaştırıyoruz? 15 TL'ye 20 TL'ye ulaştırıyoruz. Masraflarımız, reklam ücretimiz derken 1 TL kalması bizim için yeterlidir. Evet. O yönüyle bu balı alın. Gönül rahatlığıyla tüketin istiyoruz. Evet. Ben kendim yiyorum. En önemli unsur bundur. Şayet şikayetleriniz oluştuğu vakit bizlere 7/24 ulaşabileceğiniz çağrı merkezi hizmetleri sunuyoruz sizlere. Sipariş haklısı galiba. Nasıl yardımcı olabilirim? (0212 496 66 66) Biz sokaklara indiğimiz vakit insanlara tek tek bal tattırıyoruz. Excellent. Süper bir bal. Almanya'da kesinlikle böyle bir bal yok. Mia mia. Mia mia. Mia mia. Çok güzel. Aşağı koyuyoruz. İhalo evo hangi bak kanca ana kanjdina. O da hangi bak gala kanca. Gala boş. Çok güzel işte. Beğeniniz. Bal bu. Bal bu. Beğendim. Çok güzel balınız. Reklam yok. Çok güzel. Süper süper. Herkes bal yesin. Hem de hemen hemen arasın. 0212 496 66 66. Siz de bu kampanyadan, bu güzel baldan faydalanmak istiyorsanız hemen ekran üzerindeki numarayı arayın. 100 TL'ye 5 kilogram petek bal alıyorsunuz. 3 kavanoz balı da biz sizlere ücretsiz olarak gönderiyoruz. Ekrem Bey süzme balı daha fazla istiyorum diyorsanız 5 kavanoz süzme bal alın. 3 kilogram petek balı da biz sizlere ücretsiz olarak gönderelim. Hemen arayın, sizler de siparişinizi verin. Hepinize bal tadında güzel günler diliyorum. Hemen arayın. 0212 496 66 66 496 66 66. Sevgili izleyenler merhabalar. Yine muhteşem bir ürünle sizlerle birlikteyim. Görmüş olduğunuz üzere 95 parçadan oluşan darbeli matkap setimiz var burada. Sadece matkabı size ulaştırmıyoruz. Matkabın yanında 94 parçayı da biz sizlere ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. 500 watt gücünde tamamıyla işlevsel bir matkabı sizlere göndereceğiz. Bunun yanında çekicini de göndereceğiz, pensesini de göndereceğiz, uçlarını da göndereceğiz. Daha sonra uçlardaki farklı fonksiyonel olarak demir, ahşap ve beton uçlarını da sizlere ücretsiz olarak göndereceğiz. Sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz bu uçları normal şartlarda, nalburlarda bir tanesini 7,5 TL'ye alıyorsunuz. Ama biz bu setin içerisinde bunu da sizlere ücretsiz olarak gönderiyoruz. Ve bu seti çok cüzi bir fiyatla sizlere sunacağız. Lütfen herkese haber verin, onlar da faydalansın. Çünkü biz yapınca en iyisini yapıyoruz. Birileri bir şeyler yapar, birileri de birilerinin yaptığı şeyler üzerine konuşmalar yapar. Biz bir şeyleri yaparız, birileri de konuşsun. O yönüyle ben sizlere şu an, şu dakika itibariyle normal değeri piyasada 300-400 TL olan bu matkap setini sadece ve sadece 99 TL ediyorum. Evet, yanlış duymadınız. Hemen ekran üzerindeki numaraları arıyorsunuz. 99 TL'ye görmüş olduğunuz kocaman çantayı tüm içerisindeki aparatlarla birlikte alıyorsunuz. Hemen arayın. 0212 654 11 11 654 11 11. Dübeliniz de var, matkap uçları da var, penseniz de var. En önemlisi içerisinde su tereziniz bile bulunmakta. Artık simetri rahatsızlığı oluşmayacaktır. Çünkü tablonuzu istediğiniz gibi asabileceksiniz. Bunun yanında her şeyi düşündük. Bantını dahi biz sizlere ücretsiz olarak gönderiyoruz. Maket bıçağı, tornavidası, karga burnu, pensesi, diğer uçları ve çekici de burada unutmadık. Sizler için yanına tamamıyla çelik, paslanmaz bir ürün olarak da bu çekici ücretsiz olarak hediye niteliğinde göndereceğiz. Bitmiyor. Bunun yanında sevgili izleyenler darbeli matkap olduğu için siz daha rahat çalışabilirsiniz diye içerisinde kolu da mevcut. Ve fonksiyonel olarak daha işlevsel bir görünümle kendi işinizi halledebilirsiniz. Bitmiyor. Bir de içerisine ölçme çubuğu koyduk. Alacağınız yerin ölçüsüne göre derinliğini ölçebiliyorsunuz. Bunu da biz ücretsiz olarak gönderiyoruz. 95 parça dedik. 94 demedik. O yönde siz hemen ekran üzerindeki numaraları arayın
ve bu muhteşem ürüne sadece ve sadece 99 TL'ye sahip olun. Hemen arayın 0212 654 11 11. 654 11 11. Lütfen bir dakika durun. Sevgili izleyenler, yanına garanti belgesini veriyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 5 yıl, 2 yıl üretici, 3 yılda satıcı firma tarafından verilen 5 yıllık garanti belgeniz geliyor. Bunun yanında kullanma kılavuzunuz geliyor. Bitmiyor. Ürünün yanında kısa bir süreliğine arayan herkese, evet yanlış duymadınız, kısa bir süreliğine stoklarla sınırlı olan bu ürünü de biz ücretsiz olarak göndereceğiz. Bu ürün içerisinde de uçlar mevcut. 324 adet ürünü de biz sizlere bedava gönderiyoruz. Evet yanlış duymadınız, beleş bir ürüne de bu setin yanında sahip oluyorsunuz. Ben duymadım, ben görmedim, ben işitmedim demeyeceksiniz. Her nerede olursanız olun bizi arayın ve bu muhteşem ürüne sizler de sahip olun. 95 parça ürün aldığınız vakit yanına 324 parçayı da biz sizlere gönderiyoruz. Yaklaşık 420 parçaya sadece ve sadece 99 TL ödüyorsunuz. Biz yapınca en iyisini yapıyoruz. Her ne kadar bal olmasa da bal gibi kampanyayı biz gerçekleştiriyoruz. Siz de arayın, siz de bu muhteşem ürünlere sahip olun sevgili izleyenler. Hemen arayın 0212 654 11 11. 654 11 11. Show her cuma saat 19'da ekranların en süperi Süper TV'de. Mehmet Öndüğü Show'un bu haftaki konukları saçlarından biten yollar onun ile avunayım ya sen gel ya haber yollar söyle. Geçen programı sakın kaçırma. Ersin Güloğlu'yla Akşam Sefası her pazartesi saat 16'da Süper TV ekranlarında. İncittin ki böyle kırdın ki dünyada en fazla sana gücendi, sana gücendi. Ayırdılar. Ersin Güloğlu'nun bu haftaki konu Tülay Macira. Saçımın aklına bakma sultanım, 18 yaşına girmiş gibi, girmiş gibi. Oldu bitti çile keşim, işte budur. Unuttum içim yana yana, acını içtim kana kana. Kaderci, sevilen sanatçı Kader her pazartesi saat 19'da sürpriz konu ve konuklarıyla Süper TV ekranlarına geliyor. Seni çok severdim ama ben senin için ölürüm ama ben bu canımı verirdim. Sensizim çok yalnız. Kaderci'nin bu haftaki konukları... Adalet yerinde. Seni seve seve ayrıldım.
Haberce her pazartesi saat 19'da Süper TV'de. Bu ekran süper. Van kahvaltı sofralarının sunduğu Ünal Zorer'le Dilden Gönül'e devam ediyor. Ne der ilaç vermemiş, niye eğilir?
düşen gönüller yanar kül olur gider. Diley 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 yar, diley 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 yar, diley diley yar. Aşka düşen gönüller yanar kül olur gider. Diley 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 yar. Ellerinize de sağlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Efendim bu arada bize mesaj gönderen dostlarımız varmış. Aa, ne güzel. Mesajlarını hani okuyamıyoruz ama isimlerini söylemek istiyorum ben. Mine Hanım, Semra Hanım sana göndermiş, Mine Hanım yazmış. İzmir'den. Senden kurban olduğumu değil istiyormuş. Mi? Ona sevgilerimi gönderiyorum. Benim söyleyeceğim sıradaki türkü ona ve eşine gelsin, ailesine gelsin. Ne güzel. Mine Hanım'a gelsin, hı? İzmir'deki dostlarımıza gelsin o zaman. Çok değerli dayım ve yengem Bülent Nurgül Sinoğlu ailesi bize mesaj göndermiş. Ve abim sana da yazmışlar. Teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Yeğenlerini öpüyormuş. Onlara kendilerine de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sadık, Faruk abim teşekkür ederiz. Dol Çeyroz'a. Hacı Baba'ya bir istek istemişler. Buradan da Hacı Baba'nın ellerinden öperiz. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Azize Hanım bize ulaşmış mesajıyla. Kendisine yine çok teşekkür ederiz dileklerini paylaştığı için. Mesajlarımız geldikçe okumaya çalışıyoruz. İsimlerinizi söylemeye çalışıyoruz. Aranız, yani o isteklerin arasından bir tanesini seçip okumaya çalışacağız. Ama tüm gönlümüz sizinle, bütün Türklerimiz size efendim. Bu arada Van Erciş'te, Erciş Star FM bizim programımızı canlı olarak, yani ilk programımızdan ta bugüne kadar hepsini sağ olsunlar canlı olarak şu an Erciş'teki halkımıza dinletiyorlar radyodan canlı yayın aracılığıyla. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız da Sayın Can Batmaz da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İzzet Batmaz Hocama da buradan sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Erciş'teki dostlarımıza da selam ediyoruz efendim. Bizden de Van'a selamlar olsun buradan. Ne güzel. Değil mi? Evet. Vallahi teşekkür ederiz. Vanlıyım, şanlıyım, kılıcı kanlıyım. Aynen öyle. Ben 2004 yılından beri Erciş dışındayım. Buradan da tanıdıklara, eşe, dosta, herkese ben de selam göndereyim burada. Tabii bir de eğitim fakültesi biteli, müzik öğretmenliği biteli, öğretmenlik değil de eğitim fakültesi, Van 100. Yıl Üniversitesi. Aynen öyle. 100. Yıl Üniversitesi müzik bölümünü bitirdim. Şimdi arkadaşlarım da izliyorlarsa, orada bulunan herkese, eski dostlarıma, arkadaşlarıma, memlekette bulunanlara, izleyen herkese selamlarımı göndereyim ben de. Teşekkür ediyoruz onlara da. Teşekkür ederiz. Benim abim de oradan mezun. Van'da? Evet. 100. yılda. O da güzel. Matematik öğretmeni. Şu an öğretmenliğe devam ediyor. Öğretmenlik yapıyor evet ama özel. İyi, ne güzel, güzel ya. Van güzeldir valla. Evet. Van'ımız güzel. Biz de yakınız, ben de Muşluyum. Muş Varto evet, değil mi? Evet, yakınım ben de. Sizin oradan geçiyoruz evet. Doğru, yolunuz bizden geçiyor. Sen bu arada opera eğitimi falan var opera mı? Opera korosuna gittim bir dönem. Opera korosu. Evet, he. Onun eğitimini alamadım tabii özel bir şekilde. Ama onun dışında şan eğitimi aldım sadece. Ben bir arkadaşım sağ olsun söyledik, işte konuklarımı söylüyorum. O da sağ olsun yardımcı oluyor araştırma konusunda. İşte baktık ki opera eğitimi, bağlama çalıyormuşsun. Kendi çapımda çalmaya çalışıyorum. İzmir'de büyümüşsün. Evet, İzmir'de büyüdüm. Şimdi Muş'un o soğuk havasıyla ve İzmir'in de o sıcak havasıyla bütünleşip böyle güzel bir ses ve güzel bir yüz ve güzel bir yürek ortaya çıkmış. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Teşekkür ederim. Ne güzel valla. O güzel sesinle bize bir türkü okursun. O zaman şöyle yapalım. Ben 12 Mart'ta İzmir Konak'tayım, Ezgi Türkiye Evi'nde. Reklamımızı yapalım buradan. Buyurun. Sıradaki türküler de İzmir için gelsin. Herkesi bekliyorum. İzmir'deki bütün sevenlerimizi bekliyoruz konsere. Semra Tunç sizlerle efendim.
gözüm kâr etmiyor yâra. Sen düşürdün beni dara, eyvah, 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 kendim ettim, kendim buldum, kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum, eyvah, eyvah, hey. Yoruldum ben, gökyüzüne vuruldum ben.
sağlık. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bu arada albümde baktığımızda Nurettin Hoca'dan evet, bir eser var. Neşet Hoca'dan bir eser var. Efkan Şeşen. Şeşen. Le düetiniz de var aynı zamanda. Düet var evet. Bir de Resul Dindar'la düetimiz var. Karadünya. Evet, Karmaten'in eski solisti. Güzel valla. Renkli bir albüm oldu evet. Hoş olmuş valla. Teşekkür ederim. Hani şey olur ya, bir insanın tarzı belli olur ya, hı-hı, çizgisi belli olur. İşte hani o tarzlardan birisi, tarzı teşekkür belli olan, ederim, çizgisi belli olan kişilerden birisin. Sağ olun. Bu önemli bir şey aslında. Evet. Hani müzikte, müzikal olarak hani izlemiş olduğun yol bence hoş. Çok doğru. Teşekkür. Benim biraz ruhum da böyle albüm gibi renkli aslında. Yani sahnede de hani normal hayatta da her şeyi dinlerim. Sahnede her şeyi söylemek isterim. Biliyorum, geldim sahneye yapmak istedim. Maşallah evet, geldim, güzel bir sahnen var. Teşekkür ederim. Çok farklı tarzlarda müzikleri işleyip söylüyorsun, çalıp söylüyorsunuz. Elimizden geldiğince kendi yani yapabildiğimiz kadar, söyleyebildiğimiz kadar söylemeye çalışıyoruz güzel aslında. Güzel ama güzel. Vallahi. Semra Tunç'un sahnesine gidin. Yani keyifli bir program dinlemek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız gidebilirsiniz efendim. Ben gittim. Çok da hoşnut kaldım. Sağ olasın. Hocam müzik evet, hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani ticarete girmiş emekli bir müzik öğretmeninde. Yani ya aslında ben de ticareti almaya çalışıyorlar habire böyle. Öyle tabii mi? Hadi sen de bırak müziği, sen de gel ticarete. Ünal'ı da yanımıza çekmek istiyoruz ama Ünal galiba bu işe gönülden bağlı. Birazcık bizi yoruyor, uğraştırıyor. Biraz ama, sonra. Ben, abim, ailemiz, Ünal hepimiz şu an aynı işle meşgulüz, aynı iş için koşturuyoruz. Hani Ünal'ın da bizimle beraber olması bizi güçlendirir, hepimizi daha güçlü kılar düşünüyoruz. Ama bence müzikte siz, de çok başarılı. Siz Ünal'a yardım edin değil mi? O nasıl zaten olur? Zaten madden manen bütün emeklerini hakikaten bende zaten. Bütün emeklerini ben alıyorum, ben çalıyorum. Hiçbir şey gözetmek sizin yanındalar. İşte yeni bir albüm yapıyoruz falan. Hani okul, eğitimim o yönüyle hiçbir sıkıntım yok. Yani ailem olmazsa belki yanımda olmasaydı şu anda. Destekçim olmasaydı çok daha farklı, bilmiyorum yani olumsuz olarak hani evet, çok daha farklı yerlerde olabilirdim. Aile çok önemli. İyi ki yanımdalar, iyi ki destekçim. Sağ ol. Programımız için de destek oluyorlar çantacım. Aa, ve Arvena firması olarak. Çantacımı da kendisi yönetiyor. Çok abim güzel. Kemal Zırar'la birlikte. Bu anlamda şanslıyım ben ama ya. Bence çok şanslısın. Ama tabii hocamın müzikle ilgili görüşlerini öyle bilmiyorum. Ya müzikle ilgili son zamanlarda dikkatimi çeken şu. Tam bir teknoloji çağı yaşanıyor. Her şey başlıyor, bitiyor, başlıyor, bitiyor. Takip etmeye bile zamanınız kalmıyor. Şey çok dikkatimi çekiyor. Mesela yoğun kullanılan bir sosyal ağ var, Facebook. Güzel bir çalışma, bir sürü emek harcanmış bir yapı hemen orada paylaşılıyor. 2 saat sonra bir bakıyorsunuz ki 5 sayfa gerilere düşmüş. Evet. Yani maalesef. Sanki hepimizde bir müzikal anlamda bir dikkat dağınıklığı oluştu. Teknolojinin yoğun gelişmesiyle beraber. Tüketim fazlalığı var sanırım. Aynen öyle. Zaten çok çabuk tüketiliyor şey. Üretim konusunda da sıkıntılar var. Sanki iyi olan, güzel olan, kaliteli olan birçok şey artık üretildi gibi geliyor bana. Son dönemde üretimde de bir yavaşlama var. Sadece tüketmeye yoğunlaşmışız. Bu teknoloji sanki müziği biraz yoruyor gibime geliyor. Ama İnsanların içinde, özellikle Türk halk müziği ile ilgili bizim içimizden gelen sıkıntıları, sevinci, hüznü, mutluluğu paylaştığımız müzik türü şu an pek etrafta yokmuş gibi görülse de Türk halk müziği gelecekte yani yine insanların özlemle anacağı, bulup çıkaracağı, kesinlikle, tekrar başucuna oturtacağı bir müzik yapısıdır. Kesinlikle o. Evet. Onu da belirteyim. Tabii ki yani biz aslında hani Türk halk müziği çok ön planda değil diyoruz ama baktığınız zaman pop sanatçısı da, sanat müziği sanatçısı da kesinlikle bir halk müziği albümü yapıyor veya halk müziğine yer veriyor albümünde. Bu da işin ayrı bir boyutu. Bu yönde de halk müziği bence vazgeçilmezlerden kesinlikle birisi yani. Aynen öyle. Hocam bu güzel sohbeti sizin güzel bir eserinizle tamam. Taçlandıralım. Evet böyle renklendirelim. Ne okuyalım? Bir... Arkadaşlar ne çalıyoruz? Hey, yapalım buyurun. Fa Ela Gözlerini mi yapalım? Ela Gözlerini sevdiğim Dilber yapalım. Oo, onu biz senden yeğenlerim de Vefa, Bengi, Sevgi yengem de bunu dinlemeyi çok seviyor. Onlara da gelsin. Ben Isparta'da şimdi eşim ve çocuklarım Isparta'da. Onlar için de sürpriz oldu. Buraya çıkmamı beklemiyorlardı. Ben gelip birkaç gün kalıp pazar sabah gidecektim. Ama Ünal'ın ısrarlarına dayanamadık kaldık. Burada Vefa'ya, Bengi'ye ve eşime de selam göndereyim. Selam olsun. Buyurun arkadaşlar.
Teşekkür ediyorum. Tamamen hepsi profesyonel, işinin ustası, Türkiye'de en iyi enstrümanistler. Burada olduğum için de bu anlamda da kendimi şanslı buluyorum. Ellerine kollarına sağlık. Bir alkış yalnız. Arkadaşlar güçlü alkışlar sevgili orkestrama gelsin. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bak. Özür dilerim ben şimdiye kadar size böyle bir övgüde bulunamadım. Evet. Tamam. Burhan abi seni üşüttüm çok burada biliyorum. Sağlıkta, sıhhatte, hastalıkta her anda yanınızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Kutluyorum sizleri. Canı gönülden, biliyorsunuz benim dileklerimi zaten. Söylememe gerek yok. Bu arada geçen haftadan kalan bir isteğimiz vardı. Yani Giresun türküsü, daha doğrusu Karadeniz isteği vardı. Buradan da Tekin ailesine de gönderelim. Rize'deki dostlarımıza, Trabzon'da bulunan dostlarımıza, Karadeniz'in bütün bölgelerimize buradan selam olsun. Bu türkümüzü de oraya gönderelim. Giresun'un içinde iki sokak arası yapalım arkadaşlar. Buyurun o zaman. Thank you.
ilçesi, bir resonun içinde iki sokak arası, altı vuruşum atılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası, altı vuruşum atılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası, vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa, vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa, nedenim sevdiğim, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa, nedenim Feridem, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Giresun'un içinde yeşil fındık bahçesi, vurdular Feriden'i, yere düştü bohçası, yere düştü bohçası, vurdular sevdiğimi, yere düştü bohçası, yere düştü bohçası, vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa, vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa, edelim Feridem, düşürdüler tuza, düşürdüler tuza, ne edelim Feridem, düşürdüler tuza, düşürdüler tuza. Evet, böylelikle efendim Giresun'a, Rize'ye, Artvin'e, Hopa'ya, bütün Karadeniz'e selam gönderelim efendim. Geçen haftadan kalan bir isteğimiz vardı, onu söylemiş borcunu olduk. Ödedin. Evet, borcumuzu ödedik, övrücümüzü ödedik. Bu arada çok değerli sanatçı abim, hemşerim Mehmet Öndül abim burada. Kendisine hoş geldin, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Bizden sonra da saat 21'de kendisinin programı başlayacak. Mehmet Öndül Süper Show. Değil mi Mehmet abi? Hoş geldin, şeref verdin. Ayrıca benim çok değerli abim, yönetim kurulu başkanımız Sayın Ekrem İncel teşrif etti. Abi hoş geldin, şeref verdin. Birazdan seni alacağız efendim. Bu arada efendim bizlere mesaj gönderen dostlarımız var. İlhami abi Isparta'dan bize mesaj göndermiş. Zihni Zorer'e ve konuklarımıza selam göndermiş. Teşekkür tüm Vanlılar için Türklerimizi istemiş. Teşekkürler, sağ olsun. Kendir ailesi ve Aysu Kendir bize ulaşmış, sevgili kuzenim. Gülce için ve Kendir ailesi için türkü istemiş. Eyüp Akçay İzmir'den bize ulaşmış, selam gönderelim. Yunus Torunlar Erzurum'dan bize mesaj göndermiş. Babaannem ve anneanneme buradan selamlarımı gönderiyorum. Onlar bize mesaj göndermişler. Ellerinizden öpüyorum, sizlere de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Elif Hanım Erzurum'dan bize mesaj göndermiş. Semra Hanım, senin yeğenlerin Ertan ve Eren. Aa, canlarım, onları öpüyorum buradan. Ertan'ın dün doğum günüydü. Ben de buradan kutlamış olayım. Bu vesileyle evet, evet, doğum gününü de kutlayalım. Nice güzel yaşlara, güzel yıllara inşallah. İkiniz de buradan öpüyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Teyze mi, hala mı? Halamın çocukları. Oo, ne güzel. Çok maşallah da tatlılar, birbirinden güzeller. Maşallah. Öznur Yarız bize ulaşmış. Kastamonu'ya ve Çorum'a isteklerini göndermiş. Efendim hepinize teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Tanıtım reklamını buraya davet ediyoruz. Tanıtım reklamından sonra türkülerimize devam edeceğiz efendim. Bir yere ayrılın. Efendim bugün Türkiye'nin bal adamı Ekrem İncel bizimle, yönetim kurulu başkanımız. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Bal yemiş gibisin. Valla bal yiyoruz abi. Senin o gülen yüzünü, parlayan yüzünü bir öpmek istiyorum yani. Teşekkür ederim. Uzun zamandır yoksun böyle hani. Seyircilerimizden de uzak kaldın abi. Olmaz yani. O senin güzelliğin ya. Abi hoş geldin. Bu arada çok şık olmuşsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizden tebrik ediyorum. Sizden örnek alıyoruz efendim. Az önce okuduğun eserde çok etkilendim. Yıllar önce dinlemiştim. Şimdi dinlerken de ayrı bir yerlere gittim. Karadeniz'e aramızda bölgün kalsın yok. Lisede bir kız arkadaşım vardı. Oy. İsmi oy, de Feride'ydi. Feride'ye selam olsun abi. Tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir eser, güzel bir performans. Sizler de hoş geldiniz.
Abi. Bu akşam güzel bir kampanya yapalım. Güzel, yani bir çok mi? Güzel olması lazım. Yani biz seni burada bulmuşuz. Yani sen buraya kadar getirmişiz. Olur mu? Güzel bir kampanya yapmazsak olmaz. Bugün her ne kadar bal tanıtmasak da bal gibi bir kampanya yapacağız. Ondan emin olun. Evet, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Ya sen gelirsin de bal gibi kampanya getirmezsen olur mu? Teşekkür ediyorum. O senin güzelliğin. Bu arada sanki pişti olmuşuz ya. Abi sanki evet. Ama evet. Senin ceket daha kaliteli. Gömlekler. Ya, ya, ceket daha kaliteli. Valla. Hiç böyle bir ceketim olmamıştı. Verim ya. Fotoğraf çekeriz. Ne demek? Ah verim vallahi. Teşekkür ediyorum. Sevgili olmaz izleyenler ama. Bu arada hepinize de hayırlı akşamlar diliyorum. İnanıyorum ki Süper TV ekranlarında sürekli kalıyorsunuz ve birbirinden güzel programlarla bizleri takip ediyorsunuz. Tabii başta Ünal Zorer'e teşekkür ediyorum. Burada olması bir ayrıcalıktır. Hemşerimdir. Annemin köylüsüdür. Annem her dişli, babam öz artlıdır. Ya yani yarım her diş yarım. Öz haflıyım ben. Evet. Tamamıyla vanlıyım. Erdiş'i çok seviyoruz. Buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz Erdiş'e. Bir duyum aldım. Herkes çana kalmış Süper TV izliyor. Bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Olması gereken de bence o. Erdiş'ten de bana çok ulaşıyorlar abi. Gerçekten valla diyorlar hani evet. Süper TV. Her yerde Süper TV varmış. Artık aile o şeyleri birliktelikleriyle izliyorlarmış. Evet. Mesela gün yapıyorlarmış abi. Diyor işte bugün Mehmet Öndüş Show varsa hadi hep beraber bir evde izliyorlar. Programı izliyorlar. Bir şey söyleyeceğim şu şey. Güzellikler demek ki bu ekranda ya. Sizler olunca ekranda evet. Güzelleşiyor. Süper TV bütün ekranlara renk getirdi abi. Bu anlamda da biz size teşekkür ederiz. İşte şimdi asıl meselemize gelelim. Evet gelelim. Değil mi? Havalar soğuk. Biliyorum ki Van'da da havalar gerçekten soğuk. Öyle abi. Bir duyum aldım. Doğu ve Güneydoğu bölgesi gerçekten çetin bir kışla karşı karşıya. Biz onlara güzel bir ısıtıcı gönderelim. Ve tamamıyla Made in Turkey. Yani Türkiye'de üretilen bir ürünü sizlere ulaştıracağız. Blyce markasıyla tamamıyla bize tahsis edilen bir marka. İçiniz rahat olsun. Bu ürünü aldığınız zaman böyle güvence altında kullanabilirsiniz. Çünkü 2 yıl üretici firma. 3 yılda bizde ne oldu? 5 yıl. 2, 3, 4. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil. 5 yıl garantili. 5 yıl. Aha burada da tapu gibi garanti belgesi var. Kullanım kılavuzu var. İç kısmı seramik olduğundan dolayı hiçbir şekilde koku yapmaz. 360 derece dönebiliyor kendi etrafında. Oo. Takıyorsunuz fişe. Kendisi küçük ama mahareti büyük bir ürün. Bu ürünü biz bugün sizlere çok cüzi bir fiyatta göndereceğiz. Ama 2 tane getirdim. Bir tane alırsanız başka bir fiyat, 2 tane alırsanız başka fiyat yapacağız. Bal gibi kampanya yapacağız evet, abi. Elimizde sadece ve sadece 500 adet kalmıştır sevgili izleyenler. Bu 500 adeti bu akşam tüketmek için ben buraya geldim. Vallahi hoş geldin. Şu ürünü abi. Biz ki tüketiriz inşallah. Evet inşallah bugün. Tüketeceğiz. Şurada gerekli ayarları yapabileceğiniz tuşlar mevcuttur. İstediğiniz zaman tuşa basıyorsunuz dönüşünü sağlıyor. İstediğiniz zaman tuşa basıyorsunuz sabit bir konuma geliyor. Burada ayarları da var. Azdan çoğa, çoktan aza. Sonra kapatma düğmeniz mevcut. Derecesi var belli bir ısıya şey geldiği var. Zaman tabii. Kapanıyor. İçerideki havayı kurutmuyor. Görüyorsunuz arka fanı var mevcut. Seramik olduğundan dolayı koku yapmıyor. İçiniz rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Vay efendim yere düştü halı yandı yok. Vay efendim yere düştü yangın oldu yok. Yani kullanılabilecek muhteşem bir ürün. Bu ürünü biz sizlere bu akşam 119 TL'ye göndermeyeceğiz. Göndermeyiz. 99 TL'ye de göndermeyeceğiz. 79 TL'ye hiç göndermeyeceğiz. Kısa bir süreliğine sadece ve sadece 5 dakikalık bir süre zarfında. Zaten 500 tane kalmış o evet. Yüzden elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Evet bir tanesini 59 TL'ye göndereceğiz. Evet yanlış duymadınız şu dakika itibariyle aradığınızda bir tanesini 59 TL'ye alıyorsunuz. Ben 2 tane almak istiyorum dediğiniz zaman indirimi kazanıyorsunuz. Bir değil 2 tanesine 99 TL'ye sahip oluyorsunuz. Ha 99 TL. Bir tanesi 59 TL'ye 2 tanesi 99 TL'ye sevgili izleyenler. Bence şimdi şu dakika itibariyle ekrandaki numarayı arayın, siparişlerinizi verin. 50-50-100-9-18-118 yapıyor. Valla 118 biz bayağı biz hemen 20 TL'ye almıyoruz, 99 TL'ye düşürüyoruz. Evet yanlış duymadınız, 1 adetine 59 TL'ye, 2 adetine 99 TL'ye sahip olabiliyorsunuz. İçiniz rahat olsun, evinizi ısıtın, ofisinizi ısıtın veya eş dost akrabanızı hediye edin. Bu ürün bence sizler için ideal, almanızı tavsiye ediyorum. Kendim de kendi ofisimde kullanıyorum. Bak onu diyecektim abi. Vallahi şimdi onu diyecektim abi. Vallahi bak. İçine ofisi. Hey, yemin ediyorum şimdi onu söyleyecektim. Büyük bir ofisi var. Ofisine gittiğim zaman vallahi ofisinde bu ısıtıcı var. Evet. Bazen ayaklarım içtiği zaman. Evet. Ayakta açıyorum. Ayaklarım açıyor. 360 istiyor. Derece dönüyor efendim. Evet. Biz de ısınıyoruz. Kendi de ısınıyor. O zaman ne diyelim? Lütfen siz de arayın. Siz de arayın. Siz de ofisinizi, evinizi, odanızı, her yerinizi ısıtın efendim. Bu arada en önemlisi cebinizi ısıtın. Çünkü evet. A sarfiyatına sahip, A enerji sarfiyatına sahip bir ürün.
fazla elektrik yapmıyor. Fazla elektrik yapmadığı için cebinizdeki fazla parayı tüketmiyor. Cebiniz ısınıyor. Eviniz de ısınıyor. Ofisiniz de ısınıyor. Abi buna kargo KDV dahil 99 lira değil mi? 99 TL'ye kargo KDV dahil. Vallahi. Tabii. Peki ya şimdi gelmişsin abi. Vallahi ben seni bırakmayayım. İlk arayan mesela 10 kişiye bir güzellik yapsak. Öpücük gönderelim ha. Ya biz zaten öpücük gönderiyoruz da. Onun yanında bir şey daha mı göndersek acaba? Yok. Onun yanında o zaman ilk 10 kişiye sürpriz hediye gönderelim. İlk 10 kişiye. Tamam. Gönlümüzde tamam, ne koparsa. Tamam. Ben ilk 10 kişiye de sürpriz hediye ben gönderiyorum. Tamam efendim. Ekrem 10 da benden olsun hadi 20. 20 kişiye o zaman ilk 20 kişiye de sürpriz hediye Ekrem Bey. O zaman söyler misin? Bir tanesi 59, iki tanesi 99. İlk arayan 20 kişiye de birer tane hediye. Sevgili izleyenlerim, bir tanesi 59 lira. Bir tane almayın. Kar edin. İki tane alın. 99 lira kargo KDV'yi de dahil ettik. 99 liraya efendim bu ikisine sahip oluyorsunuz. İlk 20 kişiye de sürpriz hediyelerimiz Ekrem İncel'den efendim. Çok güzel sürpriz hediyelerimiz var. O sürpriz hediyelerimizi sizlere göndereceğiz. Teşekkür ediyorum. Bundan Haç sonra arıyorlar. Ben tanıtımlar yapmıyorum. Ünal Bey yapacak. Gerçekten muhteşem bir tanıtım oldu. Estağfurullah. Biz senin yanında olur mu? 0212 654 1111 arıyorlar. 0212 654 11 11. Hayırlı akşamlar diliyorum. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ediyorum.
Şikayetim var cümle yasakta. Dillerimi hakime bağlasan durmaz. Gelsin zaman polis karakolda. Fikrim firarda mapusa sığmaz evde. Mapusa sığmaz evde. Gün olur yerle ihsan olurum. Gün olur şahım devranda. Kanun üstüne kanun yasamda. Söz uçar yazımda iki cihanda. İki cihanda susam. Susmazsam olmaz. Dili dursa hakimde tende can durmaz. Yazsam olmuyor. Yazmazsam olmaz. Kaleme tedbirim kovma tek durmaz. Şikayetim var cümle yasak. Sağlık. Alkışlar efendim, arkadaşlarıma gelsin. Semra Tunç'un bu güzel sesiyle kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasından sonra türkülerimize devam edeceğiz. Reklamdan sonra görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler hepinize merhabalar. Efendim çok önemli dakikalardayız çünkü yanımızda Türkiye'nin bal adamı bulunuyor. Sayın Ekrem İncer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi. Efendim siz Türkiye'nin bal adamı yapan nedir? İnsanlar kaliteli bir balı uygun fiyatlarla bizimle tanımış oldular. Evet. Bizi bu şekilde kabullenip desteklemeye devam ediyorlar. Evet. Yani biz insanlara bir hizmet veriyoruz ama hizmeti çok uygun fiyatlarla sunuyoruz. Ve kaliteli bir biçimde. Evet. Biz bu balları alırken gerekli analizleri yapıyoruz. Hı hı. ISO belgeli testlerde üretimimizi yapıyoruz. Buyurun izleyelim birlikte ISO belgeli testlerimizi görelim. Tamamıyla hijyenik ve temiz bir ortamda sizler için bunların dolumunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi efendim gelelim en önemli hususa. Biz onlara ne kadar bonkör davransak bize göre azdır. Çünkü onlar bizim için çok değerlidir. Bugün güzel bir kampanya gerçekleştireceğiz. İnşallah. Ama lütfen kısa bir süreliğine bu kampanyayı değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü hatlarda yoğunluk oluştuğundan dolayı bazı insanlar faydalanamıyor. Kısa bir süreliğine bir kampanya gerçekleştiriyorum. Normal şartlarda 1 kilogramını piyasada 150-200 TL alabileceğiniz bir balı ben sizlere 100 TL diyorum. Çünkü bal işi vicdan işidir. Biz vicdanımıza danışıyoruz. Ondan sizlere uygun fiyatlara bal ulaştırıyoruz. Ama şurayı da unutmayınız. Ekmeği ekmekçiden, balı da bizden alacaksınız. Evet. Ve 100 TL'ye
Bir kavanoz değil. İki değil. Üç değil. Dört değil. Tam tamına beş kavanoz göndereceğiz. Bitmiyor. Yanına şöyle muhteşem arının kendisi için yapmış olduğu petek baldan da 3 kilogram gönderiyorum ve sadece 100 TL ediyorsunuz. Unutmayınız. 5 kavanoz süzme bal alıyorsunuz. Yanına 3 kilogram petek bal gönderiyoruz. Ben petek balın daha fazla olmasını istiyorum diyorsanız 5 kilogram petek bal alın. 3 kavanoz da süzme balını biz size ulaştıralım. Ekran üzerinde yazılı olan numaraları lütfen arayın. Sizler de sipariş verin. Bu arada unutmayın. Sevdiklerimize de haber verelim ki evet, onlar da alsınlar değil mi Akif? Herkes faydalansın. Hemen arayın. 0212 496 66 66 496 66 66. Şimdi Akif Bey, ülkemiz bir cennet. Hı hı. Takribi olarak 70 milyon kilogram civarında her yıl bal üretilmekte. Bu kapasitemiz evet, var. Yaklaşık 60 bin tane arıcımızın emeği var burada. Bu kadar uygun fiyata bal olur mu sorularını etrafımızda duyuyoruz Ekrem Bey. Ben de size soruyorum bulmuşken. Halkımız adına sormak istiyorum bu soruyu. Şunu söylemek istiyorum. Bugün biz benzini, mazotu yurt dışından alıyoruz değil mi? Evet. Kendi yerinde litresi 50 kuruş olan benzin, hı hı, ülkemizde 5 TL. Yani hakikaten, 10 katı evet, kadar fazla pahalıya bir mazot veya benzin alıyoruz. Hı hı. Ülkemizde yoğun bir miktarda bal var. Evet. Doğum yeri de burasıysa, hı hı, demek ki bal çok pahalı bir gıda maddesi değildir. Ülkemiz için söylüyorum. Hı. Biz bugün Avrupa'ya, Asya'ya, Orta Doğu'ya ihracat yapan bir firmayız. O yönüyle, hı hı, uygun fiyatlarla almış olduğumuz balı, örnek, hı, veriyorum, bu kavanoz 8 ile 10 TL alınıyor. Hı hı. Biz insanlara kaça ulaştırıyoruz? 15 TL'ye 20 TL'ye ulaştırıyoruz. Hı hı. Masraflarımız, reklam ücretimiz derken 1 TL kalması bizim için yeterlidir. Evet. O yönüyle bu balı alın, gönül rahatlığıyla tüketin istiyoruz. Evet. Ben kendim yiyorum, en önemli unsur bundur. Şayet şikayetleriniz oluştuğu vakit bizlere 7/24 ulaşabileceğiniz çağrı merkezi hizmetleri sunuyoruz sizlere. Sipariş hakkı sizler, ben nasıl yardımcı olabilirim? ...0212-496-66-66. Biz sokaklara indiğimiz vakit insanlara tek tek bal tattırıyoruz. Excellent. Süper bir bal. Almanya'da kesinlikle böyle bir bal yok. Mia mia. Mia mia. Mia mia. Çok özel. Aşağı koyuyoruz. İhalo evo hengi var kanca ana kanjdine. Hadi hengi ver gele kanca. Gele boş. Çok güzel işte. Beğeniniz mi? Bal bu. Bal bu. Beğendim, çok güzel balınız, reklam yok. Çok güzel, süper süper. Herkes bal yesin, hem de hemen hemen arasın. 0212-496-66-66. Siz de bu kampanyadan, bu güzel baldan faydalanmak istiyorsanız hemen ekran üzerindeki numarayı arayın. 100 TL'ye 5 kilogram petek bal alıyorsunuz. 3 kavanoz balı da biz sizlere ücretsiz olarak gönderiyoruz. Ekrem Bey, süzme balı daha fazla istiyorum diyorsanız 5 kavanoz süzme bal alın, 3 kilogram petek balı da biz sizlere ücretsiz olarak gönderelim. Hemen arayın, sizler de siparişinizi verin. Hepinize bal tadında güzel günler diliyorum. Hemen arayın. 0212 496 66 66 496 66 66. Sevgili izleyenler merhabalar. Yine muhteşem bir ürünle sizlerle birlikteyim. Görmüş olduğunuz üzere 95 parçadan oluşan darbeli matkap setimiz var burada. Sadece matkabı size ulaştırmıyoruz. Matkabın yanında 94 parçayı da biz sizlere ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. 500 watt gücünde tamamıyla işlevsel bir matkabı sizlere göndereceğiz. Bunun yanında çekicini de göndereceğiz, pensesini de göndereceğiz, uçlarını da göndereceğiz. Daha sonra uçlardaki farklı fonksiyonel olarak demir, ahşap ve beton uçlarını da sizlere ücretsiz olarak göndereceğiz. Sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz bu uçları normal şartlarda, nalburlarda bir tanesini 7,5 TL'ye alıyorsunuz. Ama biz bu setin içerisinde bunu da sizlere ücretsiz olarak gönderiyoruz. Ve bu seti çok cüzi bir fiyatla sizlere sunacağız. Lütfen herkese haber verin, onlar da faydalansın. Çünkü biz yapınca en iyisini yapıyoruz. Birileri bir şeyler yapar, birileri de birilerinin yaptığı şeyler üzerine konuşmalar yapar. Biz bir şeylere yaparız, birileri de konuşsun. O yönüyle ben sizlere şu an, şu dakika itibariyle normal değeri piyasada 300-400 TL olan bu matkap setini sadece ve sadece 99 TL ediyorum. Evet, yanlış duymadınız. Hemen ekran üzerindeki numaraları arıyorsunuz. 99 TL'ye görmüş olduğunuz kocaman çantayı tüm içerisindeki aparatlarla birlikte alıyorsunuz. Hemen arayın. 0212 654 11 11 654 11 11. Dübeliniz de var, matkap uçları da var, penseniz de var,
En önemlisi içerisinde su tereziniz bile bulunmakta. Artık simetri rahatsızlığı oluşmayacaktır. Çünkü tablonuzu istediğiniz gibi asabileceksiniz. Bunun yanında her şeyi düşündük. Bantını dahi biz sizlere ücretsiz olarak gönderiyoruz. Maket bıçağı, tornavidası, karga burnu, pensesi, diğer uçları ve çekici de burada unutmadık. Sizler için yanına tamamıyla çelik, paslanmaz bir ürün olarak da bu çekici ücretsiz olarak hediye niteliğinde göndereceğiz. Bitmiyor. Bunun yanında sevgili izleyenler, darbeli matkap olduğu için siz daha rahat çalışabilirsiniz diye içerisinde kolu da mevcut. Ve fonksiyonel olarak daha işlevsel bir görünümle kendi işinizi halledebilirsiniz. Bitmiyor. Bir de içerisine ölçme çubuğu koyduk. Alacağınız yerin ölçüsüne göre derinliğini ölçebiliyorsunuz. Bunu da biz ücretsiz olarak gönderiyoruz. 95 parça dedik, 94 demedik. O yönde siz hemen ekran üzerindeki numaraları arayın ve bu muhteşem ürüne sadece ve sadece 99 TL'ye sahip olun. Hemen arayın 0212 654 11 11. 654 11 11. Lütfen bir dakika durun. Sevgili izleyenler, yanına garanti belgesini veriyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 5 yıl, 2 yıl üretici, 3 yılda satıcı firma tarafından verilen 5 yıllık garanti belgeniz geliyor. Bunun yanında kullanma kılavuzunuz geliyor. Bitmiyor. Ürünün yanında kısa bir süreliğine arayan herkese, evet yanlış duymadınız, kısa bir süreliğine stoklarla sınırlı olan bu ürünü de biz ücretsiz olarak göndereceğiz. Bu ürün içerisinde de uçlar mevcut. 324 adet ürünü de biz sizlere bedava gönderiyoruz. Evet yanlış duymadınız, beleş bir ürüne de bu setin yanında sahip oluyorsunuz. Ben duymadım, ben görmedim, ben işitmedim demeyeceksiniz. Her nerede olursanız olun, bizi arayın ve bu muhteşem ürüne sizler de sahip olun. 95 parça ürün aldığınız vakit yanına 324 parçayı da biz sizlere gönderiyoruz. Yaklaşık 420 parçaya sadece ve sadece 99 TL ödüyorsunuz. Biz yapınca en iyisini yapıyoruz. Her ne kadar bal olmasa da bal gibi kampanyayı biz gerçekleştiriyoruz. Siz de arayın, siz de bu muhteşem ürünlere sahip olun sevgili izleyenler. Hemen arayın 0212 654 11 11. 654 11 11. Sevgili dinleyicilerim merhaba. Ben Yusuf Harputlu. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Yepyeni albümüm çıktı. Tüm müzik marketlerde. Hepinizi çok özledim. Canım da cansın. Aşkım sevdamsın. Sen bir parçamsın. Canım canım canım. Sevme gönlüm sevme sevme. O yar değmez ki. Boşu boşuna bekleme. Geri gelmez ki. Boş ver gitsin o zalimi. O vicdansızı. Yanma gönlüm yanma yanma. Boşu boşuna. Yar derdime. Çare var mı derdime? Yar derdime, derdime. Çare var mı derdime? Tabip doktor neylesin benim gönül derdime? Senden başka kimim vardı? Sende gittin neyim kaldı? Ayrılık aklımı aldı. Çok yalnızım dön gel dön gel. Amansızım dön gel dön gel. Özlüyorum dön gel. Ağdır berdavi dilemin dilim haliya. Hevale dilim haliya. Es kurtum kurti kurdame. Şen saleh bende oteme. Le geçiş mi dur ne keve. Aşıkı ben jnateme. Es kurtum kurti kurdanım. Düşmün raguri harım. Le geçiş mi dur ne keve. Tehvarin aylım narım.
Van kahvaltı sofralarının sunduğu Ünal Zorer'le Dilden Gönül'e devam ediyor. Ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti. Ve say ki bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele Nihavend, hele Buse'lik hiç geçmedi fikrimden ve hiç gitmedi. Bir toprak kan gibi adım içimin nehirlerinden. Evet yangın, evet savaş yalvarmanın. Evet kaybetmenin o zehirli buğusu. Evet isyan. Evet kahrolmuş sayfaların arasında adım. Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı. Bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı. Pencere önü menekşelerinde her akşam. Seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketi yaşama. Yine de bir adın kalmalı geriye, bütün kırılmış şeylerin ardı. Aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adım kalmalı geriye. Bir de o kahreden gurbet. Beni affet. Kaybetmek için erken, çok erken. Ama sevmek için çok geç, çok geç. Nesimiye sordular ki yarini Nesimiye sordular ki yarın yine hoş musun?
hoş olayım olmayayım, o yar benim kime ha, haydar haydar, o yar benim kime ne, hoş olmayayım olmayayım, o yar benim kime ne. Haydar haydar, o yar benim kime ne. Sayenizde teşekkür ederiz. Bir telefonumuz var galiba. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar sevgili Ünal'ım. Nasılsın? Bu ses tanıdık geliyor. Sevgi Zorer, sevgili yengem, ablam, canım benim. Isparta'dan abimin çok değerli eşi yengem. Hoş geldin, şeref verdin. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyiz. İyi yayınlar diliyorum. Müthiş bir mutluluk yaşatıyorsunuz. Her hafta böyle. Ama bu hafta biraz daha heyecanlıyım galiba. Zihniyi oradan dinlemek. Heyecanlı olmaz mı tabii? Evet. Onu her zaman dinlemeyi çok seviyorum. Çocuklar çok heyecanlandılar. Arayalım diye ısrarla bir yakın bırakmadılar. Sizinle konuşmak istiyorlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam. Teşekkür ediyorum. Aradığın için sağ ol. Biraz heyecan var ama oradan belli oluyor mu? Biraz. Çaktırma. Çok güzeldi. Keyifli dinledik seni. Ben aileme de selamlar göndermek istiyorum. Onlar da izliyorlar bizi. Biraz önceki türkünü babam çok seviyor ve beğeniyordu. Söylemişti hatta, rica eder misin benim için söyler mi diye. Söyleyecek, söyler diye düşünüyorum dedim. Çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Aynı şeyleri hissetmişsiniz demek, hemen söyledi vallahi türkü. Sağ ol, teşekkür ediyorum aradığın için, sağ ol. Teşekkürler. Ben çocuklarına da bir merhaba desin. Tabii hemen duyalım lütfen. Teşekkür ederim ablacığım, sağ olasın. Isparta'ya selamlarımızı gönderelim. Merhaba. 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 Bengi sen misin? Evet abiciğim. Dur birer birer konuşun bari. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Biz iyiyiz de oradan nasıl görünüyoruz?
Çok güzel görünüyorsunuz. Bu sefer programımızda heyecanlıyız dedik. Evet. Programımızı çok beğeniyoruz, çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Babanı konuk ettik Bengi'cim. Ne söylemek istersin? Babamı çok seviyorum. Sesi çok güzel. Çok özlüyorum babamı. Ve Almanya'daki amca dayım ki Renkendeki tamlı yaptı gönlüme çıkışını istiyorum. Ne istiyorsun? Değmen gamlı yastı gönlüme. Oo, değmen benim gamlı yastı gönlüme. Tamam, söylemeye çalışacağız canım benim. Vefa, Vefa da konuşmak istiyor muymuş? Evet, ben Vefa istiyordum. Hadi merhaba. Merhaba Vefacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Satış yaptınız mı? Satışlar nasıl, satışlar? Çok iyi. İyi çanta sattınız mı? Evet. Aferin size. Babana söylemek istediklerin var mı? Kime? Babana bir merhaba söylemek ister misin? Bir merhaba söyle. Merhaba baba. Merhaba. Biz... Merhaba tatlım benim. Beğendin mi? Güzel mi? Evet, çok güzel. Tamam, şöyle el sallayayım size. Selam göndereyim. Peki baba. Hadi görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz Vefacığım, Bengi'cim, Sevgi yengem. Öpüyorum sizleri de. Abim ikizleri. Ne güzel ya. Aa, ikizler bir erkek mi? Bir kız. Aynen. Bengi, Vefa. 9 yaşındalar. İkizler. Allah bağışlasın. Ne hoş valla. Ana oldu yani. Baba burada, çocuklar telefonla arıyor. Bunlar artık fotoğraf albümünün arasında koyarsın. Tabii albüm haline getireceğiz onu mutlaka. Bu arada hocam Erciş'ten Oktay hocam, Oktay Rona, Rona ailesi bizlere selam göndermişler. Size selamlarını gönderiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Oktay'ın bende ayrı bir yeri var. Ama iş güç telaş ederken çok fazla arayıp sorabilme imkanım olmadı ama... Buradan bol bol selam ve sevgi gönderiyorum Oktay'a ve tüm ailesine. Tanıyan herkese selamlar olsun. Selamlarımızı gönderelim. Özge Meydan bize Erciş'ten ulaşmış. Kendisine buradan Meydan ailesine ve kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Erciş'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Halime Gözlükaya Hatice Hanım istek, Hatice Hanım için istek istemiş. Halime Hanım da bizim çok değerli çalışanlarımızdan birisi. Kendisine de buradan selamlarımızı gönderelim. Tüm Çantacım ailesine de selamlarımızı gönderelim, çalışan arkadaşlarımıza. Elin bize ulaşmış. Erhan'a ve Emre'ye ve tüm diğer arkadaşlara selamlarını gönderiyor. Ve ayrıca sana selam Elin göndermiş. Mi? Elin. Aa, ben de onu çok öpüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hakan Kara abime de selam gönderelim. Kara ailesinden, Kara ailesine ve Hakan abime de buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim efendim. Bir fa yapalım hemen. Ben bir türkü okuyayım mı? Mendilim yele yele düşmüşem gurbetele. Mendilim yele yele düşmüşem gurbetele. Yedi mendil çürüttüm gözyaşım sile sile. Gözyaşım sile sile. Yedi mendil çürüttüm gözyaşım sile sile. Gözyaşım sile sile. Hadi gidi yarim can yarim. Kaşlar sürme yarim. Kaşlar sürme yarim. Davul zurna önünde halaylar çeker yarim. Halaylar çeker yarim. Hadi gidi yarim can yarim. Kaşlar sürme yarim. Ben dilim senin olsun, sakla boynunda kalsın. Ben dilim senin olsun, sakla boynunda kalsın. Ben burada almamışam, bari mendilim alsın. Bari mendilim alsın. Ben murad almamışam. Bari mendilim alsın. Bari mendilim alsın. Hadi gidin yarim can yarim. Başlar sürme yarim. Gözler sürme yarim. Kavuz zurna önünde halaylar çeker yarim. Halaylar çeker yarim. Hadi gidin yarim can yarim. Başlar sürme yarim. Gözler sürme yarim. Kavuz zurna önünde halaylar çeker yarim. Halaylar çeker yarim.
Ben dilim kara kara, düşmüşem ahzara. Ben dilim kara kara, düşmüşem ahzara. Bekledim sen gelmedin, yüreğim yara yara, yüreğim yara yara. Bekledim sen gelmedin, yüreğim yara yara, yüreğim yara yara. Hadi gidin yarim can yari, başlar sürme yari, gözler sürme yari. Davul zurna önünde halaylar çeker yarim, halaylar çeker yarim. Hadi gidin yarim can yarim, başlar sürme yarim, gözler sürme yarim. Davul zurna önünde halaylar çeker yarim, halaylar çeker yarim. Mustafa abicim, emeğine sağlık. Tokmağına sağlık. Tokmağın hiç susmasın Mustafa abi. Sevgili Emre, Aliş, Erhan Uslu, Erkan Tekçi, Burhan abim. Burhan abim, Burhan Elmas. Abim çünkü, abim, abim. O benim çok değerli abim. O yüzden efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık diyoruz. Ya Erhan, Allah aşkına Erhan demişken bize bir türkü oku ya. Bir türkü okusana. Ne, veda mı ediyormuşuz? Vallahi. Tamam Erhan, senin güzel türkünle veda edelim. Biz de sana eşlik edelim. Ne olur? Bunun hareketli bir şey olsun. Tamam, hareketli olsun. Biz de sana eşlik edelim. Bu arada efendim, o zaman hoş geldiniz, şeref verdiniz, renk kattınız programımıza. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dur, özür diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı, çok zevkliydi. Çok teşekkür ederiz. İyi ki gelmişiz. Vallahi iyi ki geldiniz, evet. İyi ki konuk etmişiz. Buradan çıkıp Mektup Türkiye Evi'ne, evet. Semra Tunç'u dinlemeye gidiyoruz efendim. Oraya bekliyoruz gelmek isteyen herkesi. İstanbul'da bulunan dostlarımızı Mektup Türkiye Evi'ne, Semra Tunç'u. 12 Mart'ta da İzmir'e bekliyoruz. Kalan Ezgi Türkiye Evi'ne, Konak'ta. Konak'ta Ezgi, evet, Türkiye Evi. Evet, Ezgi Türkiye Evi. İnşallah efendim, orada olursak geliriz. İnşallah bekleriz. Sevgili abim, büyüğüm, hocam. Ünal, teşekkür ediyoruz. Çok hoş. Televizyonculukta gün geçtikçe daha profesyonel bir hal alıyorsun. Ne güzel. Tempona ayak uydurmakta bayağı bir zorlandım. Süpersin. Maşallah. Allah nazarlardan korusun. Amin. Hep böyle devam et inşallah. Değilmişsin. Sevgili teşekkür abim, senden bunları duymak gerçekten benim için büyük bir mutluluk, büyük bir onur. Çok teşekkür ediyorum. Bir de senin aracılığına hemen Süper TV'nin tüm çalışanlarına, yönetim kurulu başkanına teşekkür ediyorum. Böyle bir ortam hazırladıkları için, bizi davet ettikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her şey sağ çok güzeldi. Abi. Çok teşekkür ederiz. Ha, bu arada bir mesaj gönderen dostumuz da varmış. 2005 yılında Atabey'de senden bağlama dersi almış ve bu vesileyle müziğe başlamış. Evet. Kendisi seni de burada görmekten çok mutlu olmuş. Oo, sağ olsun. Atabey'e de selamlar göndermiş. Sağ kendisi. Olsun. Ben müziği bıraksam da müzik beni bırakmıyor. Hepsi sağ olsun, var olsun. Teşekkür sen ederim. Ben sen müziği bırakma. Bir dahaki sefere enstrümanlarla bekliyoruz abi seni. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili Süper TV izleyenleri, efendim bu haftanın da sonuna geldik. Ünal Zorer ile Dilden Gönül'le programımızın sonuna geldik. Bu hafta konuklarım Semra Tunç ve Zihni Zorer bizlerle birlikteydi. Efendim yayında emeği geçen bütün herkese, başta burada çalışan tüm emekçilere, kameraman arkadaşlarımıza, rejiye, montajda, kurguda yer alan arkadaşlarımıza, yönetmenimiz Dilek Ağacı, genel yayın yönetmenimiz Akif Özcan, yönetim kurulu başkanımız Ekrem İncel abime, Semra ablama, Sevda ablama, sevgili ablama teşekkür ederim. Orkestrama çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine çok çok değerli konuklarımla, sürpriz konuklarımla sizlerle birlikte olacağız. Benden sonra Mehmet Öndül Show sizlerle birlikte olacak. Ayrılmayın ekranlarınızdan. Erhan'ın o güzel eseriyle, yorumlayacağı güzel eserle sizlere veda ediyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Dostça kalın efendim.
olmaz canım, dengin sandı. Ayda oldu göremedim yar seni. Her orada olmaz canım, dengin sandı. Ayda oldu göremedim yar seni abde. Merdivenden tıkır mıkır inişi, cıllaşır altın yine gümüşü. İp bir söz verişin canım sonra dönüşü. Ayda oldu göremedim yar seni. Önce söz verişin canım sonra dönüşü. Ayda oldu göremedim yar seni. Önce söz vermişin canım sonra dönüşüm. Ayda oldu göremedim yar seni. 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 Bize destekte bulunan Çantacım'a, Arveno'ya ve Mehmet'e, Kokoreç'e, Tantuni'ye çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Van kahvaltı sofralarının sunduğu Ünal Zorer'le Dilden Gönül'e sona erdi.